Aysuna xanım, səhər gələndən Orxana salam verirsiniz. Orxan, necəsən? Bəs Mərcan yaddan çıxdı? Bəlkə elə Orxandan söhbət eləyəsiniz. Çox mu qısqancısın? Yo, o dərəcədə, yəni xəstəlik dərəcəsində yox da. Yəni mənimlə dostdursa, başqası ilə də məndən yaxşı dostdursa, paxıllığım tutur. Aa. Yəni siz elə deyilsiniz? Onda siz o dərəcədə dəyərləndirmirsiniz də, hı? Yəni, qıskanmanın da bir səbəbi olmalı, Mərcan. Yəni, mən durub dururkən niyə qıskanayım? Aksinə, sevinirim. Məsələn, sohbet nədən gitmişdi? Həmən söyləyim, insanın bir oğlu olanda həmən hanımlar arasında, yəni, arkadaşlar arasında böyle bir sohbet oluyor ki, ay, senin oğlun var, kız yandı, gelin yandı. Nəyə görə? İşte, oğlunu, anladın mı, onunla paylaşabilmeyeceksin. Ben tam tersini düşünürüm. Ben düşünürüm ki benim oğlumu mutlu ediyorsa ben o kızı daha çok severim mesela. Yok öyle olmur axı Sınav Hanım. Oğlan evlenenden sonra yoldaşla daha çok vaxt ayırır, can yandırır. Ana bir bağlaca ikinci plana geçir. Peki öyle olmalı. Çok ana götürmür de bunu. Hayatım bak sevgi aşağı akar diye bir söz var. Sevgi yani ben çocuğumu çocuğu çocuğunu sevmeli. Çocuğum uşağını sevmeli. Eğer problem o benim uşağım beni koruyorsa kız yoldaşından daha çok, ailesinden daha çok bunda problem vardır. Tabii ki ben uşağıma neyi öğrettim biliyor musun Mercan? Eğer evleneceksen, kızım için de geçerli. Eğer senin bir ailen olacaksa ailene sahip çıkacaksın. Çünkü niye biliyor musun? Sonuçta kız ya da oğlan el. Ama ben annesiyim. Ben onu her halükarda severim. Evet Sunak Hanım, sizi neçə vaxtı tamaşaçılar izleyir ve səmimiyyətinize inanırlar. Bence de inanırlar. Ona göre de bu məqamda gedim. Mir Yusuf, Mir Yusuf neydi? Mirini götürüm, aparım markete, görək bizə nə pişirəcək. Hakikaten aslında yarışma bugün, çünkü 3 iştirakçı da Miri'yi gözlüyor. Anladın mı? Çünkü öbür çocukların hepsi bir takım şey, bu yemeği okuyor yani. Bakalım çok merak ederim. Hadi Sınav Hanım, bey bey. Sunay'la yemeğe değer de, haftanın 3. iştirakçısı Miri. Nece sen ay Miri? Soyuzdu. Adım Miri'di, yoksa kısaldılmıştı? Kısaldılmışım Miri'di. Ümumi necədir? Mir Teymur. Mir Teymur. Mir Teymur, özünü təqdim elə. Mən Mirimir Əliyev, 19 yaşım var. Eyman Sənayesi üzrə Başlı Dövlət Peşi Təhsil Mərkəzinin 3-cü kurs tələbəsiyəm. İxtisasımı davam etdirirəm, elə ki, qutarıram liseyi, oxuduğum liseyi. İnşallah aşbaz olaraq, şef aşbaz olaraq düşünürəm işləməyi. Menyunu təqdim elə. Menyum, əsas yemək bir fıstıqanov, göbələr şorbası, Sezar salat, bir de fiçerli tortu. Biri aşbaz olduğu için onda daha farklı yemek reseptleri olabilir, bacarabildiği daha büyük şeyler olabilir bizden farklı olarak. Çünkü yani biz tələbiyik ve yani daha farklı menüler bilmirik. Yani ona göre birden daha farklı şeyler gözlerdim. Düzünü desem, diğer günlerde çok iddialı danışmasını nezere alsam, menüsünde o kadar da iddialı görmedim menüsünü. Ama böyle pis değil, ümidvaram ki çatdırar. Menü hakkında fikirlerim oldu ki, ben seçtiğim menü çok da tanımıram. İkisini tanıyıram. Mesela salat, sivri salatını tanıyıram. Ben o pislerin halde tadına bakmamışam. Yəqin ki, yaxşı olar. Hazırsansa gedək Grand Marta. Hazıram. Biz gedək alışverişə, mən də elə yol üstü qaydaları izah edeyim. 4 yemeği pişirmek için 2 saat vaxt verilir. İstifadə edəcəyiniz ərzaqları almaq için 30 dəqiqə vaxt verilir. Bitki yağları, şeker tozu, duz, istiyot xaric ancaq 30 dəqiqə müddətində aldığınız ərzaqlardan istifadə edə bilərsiniz. Hər hansı bir xüsusi ingredientiniz, ərzağınız varsa özünüzlə gətirə bilərsiniz. İştirakçılar günün sonunda təqdim olunan yeməkləri 10 ballıq sistemlə qiymətləndirir. Əgər iştirakçı 30 dəqiqə ərzində alış-verişi tamamlayıb 2 saat ərzində 4 yemək hazırlayıbsa, həmən iştirakçının xal vermə sistemi 3-dən başlayır. Aparıcının da xal vermə səlahiyyəti var. Miri geldi, çıxdı Gran Marta. Yarım saat vereceğim sana. Çatdıra biləcəksən? Ondan da ses. Başla, görək də.
Bir tane banan, bir tane çivi. Bir tane bananı götürürsen gelip kaydırsan. Bir tane soğan götürürsen gelip kaydırsan. Bir tane banan, bir tane çivi. Başlı tırmı sana. Sonra eve çatanda deme ki falan şey yattan şey. Yok her şey yadından tutmuyordu. Bitirdin biri. Bəli, bəli, bitti. Dəqiq. Heç nə yaddan çıxmadı. Xeyr, xeyr. Onunla getdi kasaya. Canlarım, canım tamaşacılarım, hanımlar, beyler. Suna ile yemeğe değer yarışmasında iştirakçı olmak istiyor musunuz? Eğer istiyorsanız aşağıda yazan telefon numarasına ve Instagram sayfasına müracaat edebilirsiniz. Bekliyorum. Hanımınızı öpürem size. Biri geldi çıktık mətbəxə. 2 saat vaxtım var. Duru yağlar, duz istiyor, şəkər tozu biz tərəfdən verilir. Hazırsan? Hazır. Bugün şov göstərməlisən. Hazırsan şovya? Bəli, bəli. Onda başla. Nədən başlayacaqsan? Toyuq ətindən başlayayım, nə biləncək? Bu Sezar salatınındır, yoxsa ana yeməyindir? Yox, ana yeməyin toyuğu dələki. Sənə birdən sirr açım. Sən aşbazsan da. Sezar sousunu özün eləməliydin. Suna xanım bunu biləndə çox əsəbləşəcək biləsən. Deyir, aşbazsansa sous özün eləməlisən. Sezar sousunun hazırlanması, əsl hazırlanması çox vaxt aparır. Ona görə... Onu evdə eləməliydin. Burada marketdən aldın. Hazır düzəldib gətirərdin. Məncə də düzəldə bilmirsən. Yo, düzəldə bilirəm. Hələ onu öyrənməmsən. Yo. Bir mən bunları öyrədirəm, öyrən bunu. Qəşəy miri? Sezar salatı, yəni mən də sevdiyim bir salatdır. Dadlı olacağını, yəni onu bilmirik, hələ dadlı olar olmaz. Yəni məncə normal bir salatdır hazırlanması. Sezar salatı sevdiyim bir salatdır, çox da bəyənirəm. Məncə yaxşı bişirə bilər, bacarar yəni. Sezar salatı xoş deyirəm, çox yemişəm. Əgər sousu özü düzəltməyibsə, burdan ona deyirəm ki, yaxşı qiymət verməyəcəm. Miri, qeyri-standart doğruyusən, əslində aşbazlar belə dırnaqlarını belə qoyurlar, hə? Olur arada, yəni. Hərə bir cür. Öyə geçmişəm, JT ehtiyac yoxdur belə qoymağa. Deyəcəkdim ki, qeyri-standart doğruyusan. Onsuz da blenderdən əridəcəksən. Qovrulması üçün... Məncə o, şorba üçün çox deyir. Yaxşıdır. Bu şorbanı ilk dəfə yəsəyəm. Yəni, düşünürəm ki, ilk və son dəfə olasıdır. Çünki çox da bacaracağını inanmıram. İnşallah ki, də bacarmaz. Yəni, nə sən birinin bacarmağına. İstəmirəm bacarsın açıqı, çünki bilmiyorum, o uşaqda bir özümə qarşı negatifli hiss edirəm, ona görə istəmirəm bacarsın. Daha öncə yediyim bir şorba deyil, dadı maraqlıdır. İnşallah ki, yaxşı olar. Cöbələ şorbası yeməmişəm, yəni bu günə kimi. Bəlkə də yaxşı olar, yaxşı olsa yaxşı qiymət verəcəm. Qaymağın da indi tökürsən? Yox, cöbələ qovrulandan sonra turşu xiyar. Turşu xiyar da ki, o bizim tarla. Gözəl tarla. Bax, buna bax, buna bax. Yeymə bunu mi dəlsin? Qaymaqlı toyuq əslində mən çox sevirəm. Yenə bayaq qeyd etdiyim kimi daha fərqli bir şey hazırlaya bilərdi. İki yeməkdə də göbələk olmağı məncə doğru deyil. Şorbasında da göbələk, ana yeməyində də göbələk istifadə edib. Bugün ancaq deyəsən göbələk yiyəcək elə. Qaymaqlı toyuq birinci səfərdə işləyirəm hələ adına. Mən yeməmişəm. Yəqin çox da yaxşı var. Yemək hazırdır, şorba hazırdır. Bir dənə salatımız, bir də şirniyyatımız qalır. Şirniyyatı kremləmişsən? O da demək olar ki, hazırdır. İndi şirniyyatı düzəldir. İndi şirniyyatı düzəldirsən. Salatı axırda, Salat... Salat su salır. Salmasın deyənə sonda olmalıdır.
bayaq qeyd etdiyim kimi, yəni biri aşbazlıq oxuyur. Onda yəni məncə istədiyi qədər şirniyyat reseptləri ola bilər. Yəni məncə daha fərqli bir şirniyyat hazırlaya bilər. Məncə kulinariya oxuyan birinə görə daha fərqli bir şirniyyat seçə bilərdi. Şirniyyat deyəsən elə mənim dünən bişirdiyim şirniyyat bişirib. Baxaq mənimkindən yaxşı dadı olsa, ona da yaxşı qiymət verir. Biri, ne diyordun? Tanrı da. Ve salat? Nasıl? Salat. Salat salmasın diye sosu. Sosu süre vermeden de buyuracak. Her şey hazırdı. Ya hazır. Pişti. 15 dakika vaktim var. Gedeyi süfreni beziyeyim. 15 dakika vaktin kalır. Bilirsen ne hissediyorum sende. Böyle yekahanalık hissediyorum. Özgüven var. Özgüven köşen. Götür başla. Masa düzəldə bilirsən? Niyə düzəldim? Pomidor xiyarı az-az doğramısan. Az-az ham yatasın. Bizim tarlana turşu xiyarı. Miri, əyini dəyişəcəksən? Xeyr. Get onda qonaqları qarşıla. Ay minim, canlarım, değerli güler yüzlü iştirakçılarım. Emine üşüyor ama olsun. Niye üşüdün Emine? Heyecandan herhalde. Hamınız hoş geldiniz. Bugün Miri, yandın sen oğlum. Değerli tamaşacılarım, ekran karşısında sizler de hoş gelmişsiniz. Vallahi Miri'yi bugün, Miri aşbazsın yani aşbaz adayısın. Herkes senden neler gözlüyor biliyor musun? Ben dahil. Wow, nece geçti bugün? Yaxşı, əla keçdi. Yani istediğin gibi geçti ya yok? Aha, keçdi. Geçti. Yani ah keşke dediğin olmadı ha? Yok. İddialısın. Aha. Yani tamam, sofraya çok fikir vermiyoruz. Ama yine de bu hafta çünkü hamınız da sofra, bizim buradaki metbaktakileri işlettiniz. Ama yine de her şey yerinde mi, temiz mi, düzenli mi onu bir danışalım tamam. Haydar hadi dünen sendin. Haydar niye böyle dümdüz duruyorsun, ne oldu? Ne bileyim bana. Bir rahat değilsin. Uykum geldi onun üzere. Uykum geldi, neye göre uyumadın? Ne bileyim. Heyecanlandın mı Miri'nin günü için? Miri'ye göre biraz heyecanlandım. Ya da açsa? Yok az değil. Miri'ye göre heyecanlandım biraz değil. İyi hadi bakalım sofrayı değerlendir. Sofra belə ümumi olaraq yaxşıdır. Yəni pəncərə bıçağın yeri qaydasındadır demək olar. Nihayət onu öyrətmişiz. Təmiz, süfrə də təmizdir. Bir dənə bu çorur dekorasiyanı. Onu götürsən yaxşı olar. Mən də aynısını söyledim. O da hər sənə bana. Salfetkayı böyle alalım. Ver. Hə. Belə normal yaxşıdır, əladır. Peki. İlahi. Məncə salfetkaların rəngi çox şiddir, yəni onu başqa dərdən əvəz edə bilərdim. Bir də ki, burada pomidorların məncə düzüşü, yəni normal doğram evdə səliqəsiz kimi görünür. Və bir də su bardağı olaraq bunu qoymağı məncə yəni yaxşı deyil. Mən də ümumilikdə süfrəni bəyəndim, səliqəlidir. Mən də ama pomidor xiyarın doğranışını daha səliqəli doğraya bilərdi. Bir də ki, stəkanlar
Bəlkə içki içmək üçün çox da əlverişli olmaya bilər bizim üçün. Ən azından pipet falan olsa, hə, pipetlə daha rahat içə bilərik, amma bura çox da uyğun deyil sanki. Amma pis deyil. Peki. Tabii Miri, bu teknik olarak sen bunun eğitimini alırsan biliyorsun ki doğramaları. O yüzden de buna ben de fikir bildirebilirim. Yaxşı köpür okumasa ne doğruyor? Yani senin hakikaten düzgün doğraman gerekiyor. Ben indi senin şefin gibi bunu söyleyeceğim. Yarışmacı gibi, iştirakçı gibi değil. Anladın mı? O, sen niye Amine onu diyen de diyorsun ki sabah sen düzgün doğrarsın? Sabah daha da yaxşısını doğuruyor. Ama sen de yaxşısını doğurur. Belki ben yaxşı doğurur. Onu da doğuruyor bilmeyecek. Ha, öyle mi diyorsun? Satıranmaz. Göreceğiz. Ay, Amina'ya bak dediğine bak. Cevap vermek istersen. Yok, sabah veririm cevap. Sabah verirsen peki. Aa, güzel, aferin. Ama ver, dikkat et. Peki Miri, bir söz söylemek istersen. Hayır, her an öz fikri var. Yani bu, yakin bu görmeyebilir bundan. Ama bunda su da içmeyi olur. Siz de qeyd etdiniz ki su içmeyi olur. Yakin içmeyebilir, ilk defa da qınamıram. Peki. Peki, hadi bakalım. Ay, hararetli başladık. Peki Mir, gelsin. Çorban ne? Göbelek çorbası. Göbelek. Aa, ay, umut ederim iyi yaptın. Çünkü göbeleğin kötüsü de hiç çekilmez, bilirsen göbelek çorbası. Rahat olmuyor. Peki, hadi gelsin. Gelsin. Miri, süfreden danışmayacağım. Orada hiç ne yoktu? Bakaldan arazılık bildirdin. Ha, bakal, yani kınamıram da görmeyebilir o bakaldan ama restoranlarda esasen o bakaldan da istifade olunur. Su içmek için de elverişlidir. Neyse, deyirsən səhv dedilər nəsə, ha? Olar, ha, ola bilər, ha, öz fikri var. Götür, götür, şorbanı soymamış aparaq. Esas fikirlər bundan sonra başlayacak. Afiyet olsun, göbelek çorbamız. Soğutmadan içelim. Başlayayım. Ha, Amina. Amina'dan başlayayım. Böyle bir bakışlı çorbayla. Birinci defa açırsan. He, ben birinci defa içirem. Göbelek çorbasını. Ha, neye göre? Bilmiyorum yani. İlk defa içirem. Hiç evvel sınamamışam. Düzü biraz ön yargılıydım. Necə olar o diye. Dadını çox da bəyəndim. Mənlik deyil yani çox da. Gedim sən arasa... göbelek çorbası, göbeleyi mi sevmirsən? Göbeleyi sevirəm ama bu halını da sevmədim yani. Şorba halını sevmədim. Yani Amina, sənlik deyil. Hə, ama normalde qəşəng deyən dadı pis deyil. Onu ayırt edebilirim. Hə, təbii ki. Tamam mı? Yani bənlik deyil. Yani mən yemirəm deyə bəyənməyəcək de deyiləm. Onu söylemek istəyirəm. Onun için değerlendirmeni necə yapa bilərsin? Duzu, istiyotu, kıvamı, pütürlüğü, anladın mı? İşte çürümüş mü, çürümemiş mi? Çünkü bunun içinde krema var. Krema işlettin. Tuzu biraz parçacıklar var içerisinde. Yani tam olarak şey, ne diyeyim, pütürsüzdü diye bilmərəm. Ama duzu falan bence yaxşıdır. Peki, İlahi Can. Mən də bunu ilk dəfə idi sınırdım. Düz göbələri çox sevirəm, amma bunu sınamamışam. Düz biraz əlincəyəm deyə bilər. Bu sanki göbələkli kremanın, yəni blenderdən keçirilmiş forması. Bilmirəm, əsli belə normalda belə olmalıdır, yoxsa yox. Yəni sanki adi bir göbələklə kremanın, yəni blenderdən keçirilmiş forması. Açığı çox da sevmədim mən də. Belə duzu falan yaxşıdır, yəni. Bilmirəm, bir də bəlkə özüm pişirsəm daha yaxşı olsa yiyərəm bəlkə. Ay, bu da güzeldi. Burada sevmiyorum. Haydar. Ben ilk olmağına bakmayarak hakikaten çok beğendim. Çok geçer. Daha da tuzu yerinde her şey. Göbeleği sevirsen? Göbeleği seviyorum. Hangi formada sevirsen göbeleği? Göbeleği ile bile kızartmış formada. Veya öyle çeyni sefer ilahım pişirdiği kimi. Göbelek dolması. Ha, göbelek dolması. Çok geçerdi. Yadında kaldı yani. Tatlamadı. Peki Miri nedir sen? Yani şansına göbelek çorbasını bilmeyenlerle yarıştın. Ha, yani o biraz çetin. Bilmirler diyene, tadında bilmirler. Bilmirler, bir de diyene. Çok sevmirler. Ama güzel olmuş seninki.
Yani göbelek çorbası böyle olur arkadaşlar. Sizin tabii ki damak zevkinize göre hoşunuz gelmeyebilir ama güzel bir göbelek çorbası yorumu bu. Miri, aferin. Hakikaten güzel olmuş. Bu hafta ama üçünüzden de güzel çorbalar içtik. Bu hafta çorbalara pis demedik biz hiç. Ama bu da çok güzel bir göbelek çorbası. Bilin yani bir yerde de içerseniz hoşunuz gelmediyse istemeyin. Çünkü bundan daha böyle anladın mı farklı bir göbelek çorbasıyla karşılaşmayacaksınız yani. Eline sağlık ve salatan? Sezar salata. Sezar sosunu özün yaptın. Hayır. Hazır. Hazır. Bir aşpaz adayının da Sezar sosunu hazır alması... Sezar sosunun əlavələri ve hazırlanması biraz çətindir, vaxt apar deyənə. Yok, hiç bence vakit de değil. Məncə də deyil. Bak, ilahe de onu. Hazırladın yani mı? Ben, çünkü orada əsas olan məncə sosdur. Yani, normal olarak tərəvəzləri doğrayırsan, yani məncə özü hazırlayabilirdi sosu. Okey, bakalım nasıl yorumladı? Gelen de danışalım. Biz daha görmeden salatayı ama senden senin hazırladığın sosu isterdim. Peki, gelsin. Gelsin. Miri, ne dediler çorbana? Beğendi, Heydar beğendi. Kızlar da yememişti diyene, ona göre bilmediler tadı necədir, yemeyi tövsiye edirəm. Yani fikirləşmirsən ki, kızlar gruplaşıb? Yo. Zaten kıymet veren kıymet verir, olan kıymet vermesine ihtiyac yoktu ama yine de. Götür Sezar salatını gedək. Afiyet olsun. Bu arada biz servisi yaptık. Değerlendirmede servis nece geldi, sizin tabaklara nece kondu onu da değerlendirin. İlahi senden başlayacağım. Değerlendir bakalım. Dadı, yani salat dadı vermir. Bu, yani izah edə bilmirəm yani. Heç mən bunu salat dadı kimi yani düşünmürəm burada. Sezar salat tadı. Yani o dadı vermir. Ha, yani salat tadı derken çalığını... Yani Sezar tadı vermir. Sezar tadı vermir. Yani. Beklerdiləri məncə də biraz çoxdur deyə. Hətta servis edəndə belə biraz məncə normal çəkməmişdir. Çünki... Çoxsu çörəklə, yəni şeydir demək olar. Sezar salat da başqa nə olar? Başqa? Yəni kahdan... Onu sonra. Kahdan başqa... Yox, mən demirəm kah olmasın. Sadəcə o normal ola bilər yəni kah. Servisdə biraz az qoya bilər məsələn. Yəni servis olaraq, bir də servis eləyəndə biz görünüş olaraq da çox da yaxşı deyildi. Özü hətta yəni hər birimiz irad bildiribdi. Heydərə də, mənə də. Məncə bizə irad bildiribsə bundan özünə nəticə çıxarda bilərdi. Hı. Daha yaxşı bir şey eləyə bilərdi. Yəni hoşun gəlmədi. Yox, gəlmədi. Miri. Hamısı danışsın, sonra səninlə yenə danışacağam. Haydar. Sizin malzemeleri tam yerindədir, yani Sezar'da olduğu kimi. Sadece biraz servis eləyəndə bu kahları biraz az qoya bilərsən. Yani burada olmaz, başka yerde olar, deyim bil. Yani bu kadar koyma ki, başkaları da bilinsin. Sadece ben bayaqdan bile axtara-axtara kalmışam, görürüm içində başka ne var. Yani biraz az qoya bilərsən. O dadının yaxşı olması için elə çox vurulur, yani o kadar da önemli bir şey deyil. Ama bir restorana giden de bundan az koysam bu ne diyecekler, ne kadar az salat yani. Her şey bilinsin de ben aktarırdım, bayaktan bile aktarırım. Yani aslında Haydar. Aslında dalı yakışıdır. Bir söz söylemek istiyorum. Aslında sizin söylemek istediğiniz buradaki kahı miktarı, size konulan kahı miktarı normal. Diğer erzaklar az. O da olabilir. Peki Amina. Ümumilikdə dadına heç nə deyə bilmərəm. Məncə pis deyildi. Dadını bəyəndim. Hə. Amma yəni bəyənmədiyim nüans oldu ki, sən sosunu hazır almışsan. Çünki menyuna ümumilikdə baxsam, desəm ki, hə, çox çətindir, çox ağırdır, çatdıra bilməzdin. Okey. Amma elə də deyildi yəni. Məncə
Yəni, kulinariya oxuyan birisi olaraq ən azından özünü eləyə bilərdin. O qədər də çətin bir şey olduğunu da düşünmürəm. Yəni, onda sən biraz qınıyıram, amma ümumiyyətlə dadına bir şey deyə bilmərəm. Məncə, yiyə bilərsin yəni. Ne diyorsun Miri? Haqlı buldun, haqsız buldun? Ya, mən də baxdım. Iceberg'dən başqa içindəki ərzaqlar biraz azlıq təşkil edir. Yəni, məncə, mənim fikrimcə dadı əlaqdır. Miri, burada Amina senin okuduğun okulda okuyor, tamam mı diyelim ki? Ve Sezar salat yaptı ve gitti marketten hazır sos aldı, koydu. Yorumun ne olardı Amina'ya? Ya bunun bacardığı budur, yani bu... Ama okuyor. Bu Sezar sos en yanlış anlama. Sezar sos bugün yani dünyada en başta bilinen mayonez. İlk önce ne öğrenirsin? Mayonez öğrenirsin. Ketçabı nasıl yapmayı öğrenirsin. Sonra bir takım sosları yapmayı öğrenirsin. Sanki daha geniş soslar var. Bu Sezar sos aslında artık hamımızın yani, evde çok asant yaptığı. Sezar sos mayonezle vesaire şey ərzaqı bir yerdə birləşdirəndə sezar sos alınmır. Onun tərkibində gedən ərzaqlar da var. O biraz çətinliyi təşkil edir. Amma genel olaraq kimsenin demədiyi bir söz söyləmək istəyirəm ki, amma sos kıvamı və oranını çox doğru yapmışsan. Anladın mı? Bazen insanlar getiriyor, kahıyı koyuyorlar, sos biraz üstünde. Hayır, sen hamsını karıştırmışsın, tuzunu, istiyotunu, sosunun oranı aslında çok doğru. Tamam mı? Ama bir tek dediğim, bundan sonra çok rica ediyorum, bu eve giden gibi bunun sosunu pratik yap, tamam mı? Hoşçakalın. Çok vacip. Eline sağlık. Ana yemeğin inşallah hazır soslu olan bir yemek değildir. Ana yemeğin ne? Bir fıstıkanof. Oo, haydi gelsin. Miri, beğenmediler. Ha, sana demedim sosu özünü düzeltmelisin. İşte bu. Bir dənə sos idi problem. Hə, bəyəndilər bir sos idi problem. Yorumları qəbul edirsən? Hə, hə, hə. Götür ana yeməyə aparaq. Afiyet olsun, haydi bakalım. Servisi ben yaptım, Mire. Bunu belirteyim. Tamaşacılara da. Benim normal olarak dadı yaxşıdır. Servis istəyirlərdi, o da yaxşıdır, xoşuma gəldi. Sadəcə biraz olaraq elə bir şey, göbələk pişməyib. Bayağı da pişib, yaxşıdır. Yox, göbələk xırç-xırç eləyir ağızda. Pişməyib. Çox mu pişmiş sevirsən? Ben yan kıvamı var da, tuşlar demiş, yani böyle pişməyib axı. Xırç-xırç eləyir. Bana gəlmədi öyle de, ona bakıyorum. Siz deyəndə, ben, siz ne danışsanız ben tekrar bakıram, anladınız mı? En son ben danışacağım. Peki, başka? Bildiğin bir yemek, tattığın bir yemek değil mi? Bəli, bəli. Ümumi olarak tadı əladır, yaxşıdır. Xoşuma gəldi. Yiyeceksin yani? Yiyeceğim, bəli. Niye yiyeceğim? Haydar'a bir söz söylemek istersen. Göbeliği pişmemiş dedi. Ya, ola bilər. İndi onun ağızlarda o çok pişmiş sevirsə ola bilər yani. Bundan ben özümü almamışım. Bu nedir? Turşuq ya. Ha. Bana gelmemiş, sana çok koymuşum o yüzden. Onunla da tadına bakacağım. İlahi, senle devam edelim. Ben bayağı qeyd etmiştim, sanki bugün göbelek konaklığına gelmişik diye yani. Çünkü yani başka bir şey de... Ne vardı? Göbelek çorbası, bir de yani bundan. Göbelek, yani bence daha farklı bir şey pişirebilirdi. Ve plus da ki, mende göbelek dolmasında qeyd eləmişdiler ki, yani bence Mir de qeyd etmişdi, göbelek çiğdi falan diye. Burada da bence yani göbelekler tam pişmeyibdi, yani eyni dadı verir. Yani eğer özün de böyle pişireceğini nezara alsan, yani o fikri bildirmezdin yani. Böyle normal olarak tadı pis değil yani, yeyilebilir. Doğru söylüyor, göbeleğine laf etmiştin ama sen dikkat etmedin. Artık çıkır. Ama işte bunları fikirleşmelisin, anladın mı? Bir söz söyleyen de sen de onu yapınca böyle hemen işte ilahi karşına getiriyor aynı konuyu. Anladın mı ne demek istediğimi? Aydın. Peki genel olarak nece olmuş? Tamam, göbeleğini eleştirdin. Hani göbeleği biraz
pişməyib falan ama. Məncə düşünürəm ki, mənim evdə pişirdiyim bundan daha tatlı. Daha yani tatlı. Nesi daha farklı ve tatlı? Məncə həm göbələk dad olaraq, həm ümumilikdə dad olaraq götürsək, məncə özümkü daha dadlı gəlir. Halbuki mən aşbaz falan deyiləm yəni. El lezzeti başqa bir şeydir təbii ki. Yəni dad olaraq da normaldır, təbii ki də yeyilə bilər. Peki. Yani, qoysası yerdir. Mən bəyəndim dadını. Yəni deyəcək bir sözüm yox, bəyəndim. Bunu sinədən yaptın, deyil mi? Tavuğun sinəsi. Onu da değerlendirin. Tavuğun pişmişliğini değerlendirmediniz hiç. Toyuq pişir. Onun bir tane şey pişmiyor, göbelek. Tamam. Göbelek de bilmirəm. Mənə çok çiğ gelmedi. Yani ben beğendim. Peki, düzünü söylemek gerekirse ben de beğendim. Bir tek neyi eleştireceğim? Bizlerde aşbazlarda senin üstüne gelirim çünkü bu mesleği yaptığın için aşbazlarda profesyonel mutfaklarda özellikle doğramacılar ayrıdır biliyorsun özeldir. Doğramacı diye bir kavram vardır. Bu doğrama kavramını doğru yap. Anladın mı? Sende doğrama düzgün değil. Tavukların sadece sinesini işletmişsin. Sineyi sevgeli doğramak daha asandır. Senin bak sine olmasına rağmen çok sevgeli değil. Bazısı büyük parça, bazısı çok balaca parça. Anladın mı? O doğramana çok dikkat et. Meslek olarak söylerim. Çünkü bazen bir tavuğu alıyorum koca bir parça, bir tavuğu alıyorum çok hırda. Ama onun dışında kıvamını beğendim. Tuzu ve istiyotu çok yerinde. Anladın mı? Hiç kusursuz. Yani tuzu tam kıvamında. Göbeleği bir çıt çiğ katılan bir çıt ama çok değil. Ama yenilebilir mi? Yenilebilir. Tamam mı? Ama tabii senin üstüne gelirler böyle. Eline sağlık Müre. Teknik hatalar var ama eli lezzetli. Arkadaşımızın eli lezzetli. İndi bunu diyelim. İndi eli tatlı mı onu görmek isterim. Elin tatlı mı? Tabii ki. Gelsin mi? Hazır geçen gelsin de Şirin ya. Afiyet olsun. Hemen sizler yerken bunda ne var? Hazır peçenye. Bu hafta hazır peçenyeden gittik. Dünden bunu peyderde pişirmiştim. Tamam. Sadece bunu ben pişirmeyeceydim. Bunu pişirmeyi demek istedim. Bilmeyenlere öğretmeydi. Yorumla dünlerle kıyasla. İndi deyir ki, öğretmen için bunu pişirdim. Məncə bu biraz bəhanədir. Buradakılar da buna inanmaz diye fikirləşirəm. Yani senin öğretmen istediğin şey buydu mu ki, üstüne qoz qoy, arasına da kivi qoy, bu apayrı bir şey olsun. Yani yenə də eyni şey de Yani sen bura kiməsə öğretmen... Sen yapmaqdan daha da yaxşıdır. Yani sen təkcə bunu öğretmen istəmsən ki, arasına kivi ilə qoz da qoya bilərsiniz. Yani bunu dünən də orada dedin, suda eşitləm də eşitdi. Yani burada eləməyə başladı. Bunun arasına başka normal bir pastacı kremi alabilip onu da koyabilirdin. En azından özün eləmiş olardın. Burada tamamilə hazırdır. Bir dənə bunun südünlə qatışdırmasan yox. Yani peçenye de hazır da. Burada yani necə olsun ki bundan necə ben bir fərqli bir dad alabilirim. Yani buradaki farklılığı ben de öğrenmek istiyorum. Arasına banan koydun ve qoz koydun. Farklılık o mu? Yani ona nispeten bu daha da yaxşıdır. Nispeten. Yani daha, var, bakın arkadaşlar, daha iyisi olsun yok. Ona nispeten ben iyi olsun. Ben sözlerim var. Yani, ona bakanda bu yakışırdı. Sen hakikaten onu başka cür yorumlamış olsan, bizim karşımıza tamamıyla farklı, apayrı bir şey getirmiş olsan, ha, kabul ederdim ki, nese öğretmek istemsen, kimese nese demek istemsen. Ama burada yani hakikaten öğretilesi bir şey yoktu. Kiviyle qoz əlavəyirəmsən, bir de deyəsən banan koymuşsan. Yani bunu da dünün deyirdin, hamı da eşitib bilərdi də. Burada yani... Peki, ilahi en son danışdıracağım seni. Emili elə deyir ki, burada elə bir gedib qozu ağaçdan mı qırıb götürübdü, ya kibini belə ağaçdan mı dərif gətirib, elə bir əziyyətli təqdim eləyir ki, yani sanki belə meyvələri belə özü yığıbdı. Yani hazır bildiyimiz meyvələrdir, yani
alıbdı mağazindən, krem şanti hazır bir şeydi. Sən meyvələri haradan alırsan? Yəni də sən elə təqdim edirsən ki, sanki buna bir çox əziyyət çəkmiş bir insan kimi. Zaten bunu dünən eləmişdi də Heydər yəni. Yazılı 2 gün biz bunu dalbadar yemək məcburiyyətində deyirik yəni. Yemirsən yemirsən. Ben fırsatı deli arasında banan koymuşum. Ben hala banan istiyor çatmıyorum. Peki, Haydar. Ben bir sözlerim çoktu. Bilmiyorum, belli satar satmaz. Saklayarım 5 yıl biraz daha Haydar. Çünkü dünler sana laf atıldı. Birinci 5 nefer için bu boyda şinliyat hazırlamak sıraçlılıqdır. Niye? Ve ekip de niye? Var. Ne ekip için yani esas biz değiliz. Onlar da fikirleşmiyor. Onlar fikirleşmiyor. Yine de 3 nefer 4 nefer için yani bu kadar çoktu. Bu bir. İkincisi de onun orasını yani düzgün eləməm. Sən belə gəlir, nəsə bir şey. Nəsə əyri gəlir. Sən onun əyrisinə baxma, dadına bax. Yumşaq. Dünən axı dedin görünüşün deyil, şirniyyat. Mən dedim kimi yani dünən dedin yox elə olmalı deyil. Yumşaq deyil ama mənim için belə vuran kimi dağılırdı özü. Necə yumşaq deyil, bax. Dağılır. Kırt-kırt eləyir. Üçüncüsü ki yani mən belə eləməmişdim dünənlərim. Sən şirniyyatın ayrıdır, mənim şirniyyatım ayrı. Tadı necə? Onda bunu ya bundan eləyir. Normal. 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 Yani bak, dünen, Mir öyle bir söz söyledin ki hamsı dünenle kıyaslıyor. Çünkü sen buna olmaz imkan da verdin. Halbuki bugün sen kendi tatlını yapacaktın şirinyatını. Herkes senin şirinyatını danışacaktı. Anladın mı? Peki tadını hoşun geldi ya yok? Ben de ne kadar iyi normal. Yola ver. Yiyek geçsin. Tadı hoşuna geldi ya yok? Yani yiyek geçsin de. Niye niye bilerek? Atmayasın herhalde. Tadı hoşuna geldi ya yok? Yani de ha. Cevap. Şimdi yani de indi öz bildiklerini deyirler de ne diyebilirim ki? Tabii ki bildiklerini diyecekler ama bak. Yani öz fikirler, öz fikirler. Peki biri her söyleyende bak bakalım. Bak ben her biri bir söz söyleyende bir daha bakıram, kırmaya çalışıram. Doğru mu diye. Kırılma. Dediği doğru mu diye, düz mü söylüyor diye. Ya o da süte batır boymuş, ben de süte batırmamışım. Ya sen de şimdi onlara ters cevap vermek adına değil, eleştirileri bir fikirle hemen cevap ver. Ters cevap vermiyorum, en öz fikri var. Konaklar gelip eleştirdiler, nuş edibler, nuş düzen. Miri olmamış, her şey hazır. Hazır tatlıya razıyam. Ben hazırdan niye yaptın demirem. Bir kere dün Haydar'ı yap, nece bu tatlı yapılır, görsün bakalım, bak böyle yapılır değil, olmamış. Yani ona kıyaslayarak söylüyorum, olmamış. Bir kere bir de tabağın çok pis. Dünen Urak bildirdin ya yok ama bak tabağının kenarını görüyor musun? Miri ben de senden beklentim bu değildi. Daha salatanın özü, salatayı da hazır yaptın, sosunu, bunun da hazır yaptın. Benim beklentimin altında kaldı bu. Tamam, bu kadar. Beşinci gün danışırız daha detaylı. Okay. Tamam mı? Peki gelsin mi ballar? Gelsin. Haydi gelsin ballar. Haydi bakalım Miri için siz ballarınızı verebilirsiniz. Başlayın. Miri. Bəli. Ne oldu? Razısan. Yani bugünkü danışıklardan sonra hala menünden ya da yaptıklarından razısın tabii ya yok? Tabii ki razıyam yani. Hala razısan. Tabii ki. İyi bal verecekler mi? Ne fikirleşirsen. Gözlüyorum bal, yaxşı bal verdiklerin ama yine de öz fikirleri. En çok hangisini merak adalet, ediyorsun? En çok Heydar'ı. Merak ediyorsun. Haydar'ı sona bırakacağım. Seher'den aklında tut rakamı, hemen yaz diyorum, tamam Sunan Hanım diyorsun. Oradan sana uyarı geliyor Haydar. Haydi bakalım. İlahi. 5. Kapatabilirsin. Çok kısa. Neden 5? Çünkü bunlar 5. gün danışılacak. Bence bunları bizim kimi bir insan eləsə 5 vermezdim ama bu biri aşpaz olduğu için. O yanlış. Ama... Bir kere ona göre olmaz. Ama çünkü o sosu falan özü hazırlamamıştı. Ya, bunun için yapabilirsin. Diyebilirsin ki sosunu özel kendi hazırlamamış. Ama o bu mesleyi seçti. Bundan gözlentimiz yani, böyüğü dedi. Bir dakika Emine yapsa bugünkü masayı kaç verirdin? 5 verir miydin? 6. İşte yanlış. Burada bal verirken o bu mesleği seçmiş çünkü ben burada mesleklerinize göre değerlendirmiyorum hiçbirinizi. Anladın mı? Ona göre 5 vermen, ona göre 5 verdiysen yanlış. Ama normal yemeklere göre verdiysen okey. Bir şey söylemek istiyorum. Hiç ne diyebilirim ama benim hazırladığım süre yemeklere göre o çok azdı. Az. Peki. Bu konuyu da daha 5. gün devam edeceğiz. Amna. 7. Mən onsuz da yani her şeyi dedim, beğenip beğenmediğimi. En asası da şirniyatın, diğer xırda şeylerde nəzər alanda. Bu kadar. Teşekkür ederim. Sen de o aşbaz olmasaydı 8 mi verecektin? Yok, ama sadece yine de deyirəm.
o kadar özünü iddialı, iddiasını o kadar çok ortaya koyuyor ki. Yok, ben Yahin'in dediğini, söylediğini söylüyorum. Yok, aslında yine de 7 verirdim. Tamam. Sadece bizim gözlentilerimiz artırdı ondan. Çünkü o özü bunu eliyor, ona göre doğru. Bu kadar. Tamam. Ve beklenilen 7. 7 bekliyor muydun? En az kimden bekliyordun ben? En az zaten bundan... İlahi'den. Ya da o da öyle çıktı. Öyle danıştı danıştı. Ben yanıtlarım meçhul. Ekonomi arkasında da o demişti ki adalet insan adıdır. Adalet diye bir şey yok. Sözde adaletsiz diye. İlahi. İlahi. Göreceğiz. Peki Haydar. Öyle 7 bal vermiş hem yemekler de yakışıydı. Kalanlar da 5'inciyim ben aşağıda. Peki Miri çok teşekkür ederim. Ben size üstüne teşekkür gelirim. Üstüne gelirim bu mesleği seçtiğin için. Tamam hoştu, mı? Hoştu. Hiç sakın üzülme. Peki değerli tamaşacılarım sabah son Amine'nin günü. Umut ederim ki üçüncü gün peçenyeli şirinyat yemeyiz. Siz zaten gözlemiyorlar. Hemşe söylerim. Çok sevirem sizi.